her zaman senin bakın programları hakkında bilgi veriyorum ama bu sefer isterseniz bu arada soracağım da başlayalım. Ben hemen sorularınızı alayım. Onları yanıtlamaya çalışayım. Evet. Eyüp Donat, hani çok uzun süre tartışıldı, işte başlığı devam ediyor, işte çok bilgi az, Amerika cephesinden açıklamalar. Gerçekten şu anda Eyüp Donat'ta Türkiye ve Amerika ne yapıyor? Son durum ne? Bu çalışmanın askıya alınması gibi bir sanki kamuoyunda oluşmaya başlayan bir dönüş halinde olmaya başladı. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. İşlemiyor mu? Son durum nedir? Teşekkür ederim. Eyüp Donat'a ilişkin olarak aslında daha önce de pek çok defa sizin sorularınızı yanıtladım. Bu konuya ilişkin olarak da güncel gelişmeleri sizle paylaşmıştım. Şubat ayında Sayın Müsteşarımız Amerikan Büyükelçisi de burada bir mutabakat zaptı imzalamıştı. O zaptın ardından Mayıs ayının sonunda zaten Eyüp Donat faaliyetleri başladı. Bunu da size zamanlıca bildirmiştim. Tabii bu uluslararası koalisyonun bir faaliyeti. Suudi Arabistan, Katar, Ürdün'de de Eyüp Donat faaliyetleri yapılıyor. Şu aşamada programda aslında en başında lojistikten kaynaklanan bazı sıkıntılar vardı ama bu sıkıntılar sizin söylediğiniz gibi programın askıya almasını gerektirecek unsurlar değil. Tabii özellikle bu Eyüp Donat'a katılacak unsurların seçimi de çok detaylı ve özenli davranıyoruz. Hem de arazideki gelişmeleri de göz önünde tutuyoruz. Bu çerçevede sizin söylediğiniz gibi yani Eyüp Donat'ın askıya alınmasını gerektirecek bir durum yok. Eyüp Donat halen yine devam etmekte. Önümüzdeki günlerde de devam edecek. Evet. Reuters. Tanju Bey, dün itibariyle Suriye'deki bazı İslamcı gruplar Halep'e yönelik yeni yoğun bir saldırı başlattı ve bu sabah da rejimin yine aynı sertlikte karşılık verdiği, Halep'te çok şiddetli çatışmalar yaşandığı bildiriliyor. Ankara'nın bu yeni saldırılara ilişkin görüşü nedir? Daha önce hep Halep'ten yoğun bir göç dalgası konusunda endişelerini dile getirmişti Türk yetkililer. Böyle bir göç dalgası beklentisi ve buna yönelik herhangi bir hazırlık var mı sınırda acaba? İkinci sorum da Çin Uygur Türkleri ile ilgili olacak. Bu hafta içinde yine Çin'den Tayland'a kaçan yeni bir grup Uygur Türklerinin Türkiye'ye geldiği yönde haberler yer aldı. Kaç kişilik bir heyet geldi, başka gelmesi beklenen kişiler var mı ve Çin yetkililerinden bu konuda Ankara'ya iletilmiş resmi bir tepki var mıdır acaba? Teşekkür ederim. Şimdi ilk sorumuzdan başlayayım. Tabii bu Halep'teki çatışmaları biz de takip ediyoruz. Suriye'deki bütün gelişmeleri de takip ediyoruz ama Halep'teki çatışmaları da takip ediyoruz. Şu anda büyük çaplı çatışmaların olmadığını biliyoruz. Yerel muhalifler rejim pozisyonlarına saldırıyorlar. Mahalle mahalle bazı çatışmaların olduğunu da biliyoruz. Bu tabii büyük bir göç, bu çatışmaların büyük bir göç dalgası yaratacak şekilde de algılamıyoruz doğrusunu söylemek gerekirse. Bu işin bir boyutu. Fakat işin öteki boyutu tabii dediğiniz gibi yani Suriye toplam 22 milyon nüfuslu bir ülkeydi. Şu anda Suriye içinde 8 milyon yerine edinmiş kişi var. 4 milyon ülke dışında Suriyeli var. Bunların yaklaşık 2 milyonu Türkiye'de. 260 bini Türkiye'deki kamplarda yaşıyor. Bunların sosyal ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor. Bugüne kadar 5.6 milyar dolar civarında bu insanlara Türkiye para harcamış durumda. Türkiye'nin uluslararası toplumdan bu konuda aldığı destekse, maddi destekse sadece 390 milyon dolar civarında. Yani sadece bir fikir vermesi açısından söylüyorum. Barınma merkezlerinde 78 bin öğrenci var. Ve bunların eğitim alması gerekiyor bu öğrencilerin. Tabiatıyla bizim özellikle Suriye'den ülkemize yönelik olarak büyük bir göç dalgasının tekrar oluşmasına ilişkin olarak bazı endişelerimiz var. Özellikle son dönemde bu endişeler arttı. Bu göç dalgası sonrasında Türkiye'nin üzerine tekrar bir yük binmesi de söz konusu olabilir. Biz tabii uluslararası toplumu bu konuda uyarıyoruz ve uluslararası toplumu bu konuda derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.
Ama Uygur konusuna gelince, tabii Uygur konusu bizim için önemli konulardan bir tanesi, ama ona geçmeden önce bazı parametreleri sizle paylaşayım. Yani Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesindeki en önemli ortaklarından bir tanesi. İkili ilişkilerimiz özellikle son yıllarda çok büyük gelişmeler kaydetti. Aynı zamanda stratejik ortaklık düzeyinde de ilişkilerimiz var. Bunlar siyasi, ekonomik, güvenlik, kültürel alanındaki ilişkileri de kapsıyor. Tabii Çin'in hem refah istikrarına, toprak bütünlüğüne tabii biz önem atfediyoruz. Aynı zamanda Çin'le de özellikle terörle işbirliği alanında yakın işbirliğimiz var. Tabii Uygur soydaşlarımızla da tarihi ve kültürel bağlarımız var. Ayrı zamanda Uygurların yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni Çin'in ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz ve Uygurların Türkiye ve Çin arasında bir dostluk köprüsü oluşturduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte Uygurların özellikle durumu kamuoyumuzda yakından takip ediliyor. Uygurlar konusunda duyarlı olmamız da son derece doğal. Bu çerçevede Uygurların refah, saadeti ve özgürlük içinde yaşamaları ve dini ibadetlerini yine özgürce yerine getirmelerinin önem taşıdığını Çinli dostlarımıza vurguladık. Biliyorsunuz bu konuya ilişkin olarak da Çin Büyükelçisi geçtiğimiz günlerde bakanımıza davet edildi ve bu hususlar iletildi. Diğer hususa ilişkin olarak ise biraz önce de söyledim. Suriye'den Türkiye'ye gelen 2 milyona yakın mülteci var. Bunun dışında Türkiye kapılarını hem Türkiye hem Anadolu yüzyıllarca kapılarına gelen misafirleri hiçbir zaman geri çevirmedi. Türkiye bu anlayışla ülkemize gelmek isteyen, ülkemizin kapılarına kadar gelen Uygurlara da kapısını açık tutuyor. Yani bu çerçevede söyleyebileceğim bu konuya ilişkin olarak bu kadar. Evet. Şu an. Tanju Bey, bugün gazeteye yansıyan bazı açıklamalar var. Üst düzey bir yetkiliye ait bir açıklamalar olduğu söyleniyor. Bunların çerçevesinde Türkiye tek taraflı müdahaleyi rafa kaldırmış görünüyor. Zaten Başbakan'ın açıklamaları da, dün akşamki açıklamaları da bu yöndeydi. Türkiye koalisyonu ortak müdahale planı mı yapıyor? Birinci sorum. İkincisi, bir dönem PYD tehdit olarak söylenmişti ama son dönemde bir yumuşama var gibi. PYD'den beklentileri nelerdir Ankara'nın? İkinci sorum. Üçüncüsü, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de öncelik IŞİD tezine yaklaştığı yorumları yapılıyor. Buna ne dersiniz? Bu kadar. Şimdi ortak operasyon konusunda zaten her şeyden önce şunu söylemem gerekir. Yani Türkiye ulusal güvenliğini tehdit eden her türlü tehdide karşı gerektiğinde her türlü tedbiri alır. Bu konuda da kararlılıkla hareket eder. İkincisi, biz bunu tabii bu tehditlere karşı mücadele ederken bunu hem uluslararası koalisyon ortaklarımız hem de Amerika Birleşik Devletleri ile her platformda tartışıyoruz. Her düzeyde de temasımız devam ediyor. Özellikle Amerikalılarla karşılıklı ziyaretler oluyor. Obama'nın DHA'yla mücadele özel temsilcisi Allen ve yardımcısı Brett McGurk geçtiğimiz haftalarda Türkiye'deydi. Yine önümüzdeki dönemde de bu ziyaretler tabiatıyla devam edebilir. En son Sayın Bakanımız, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry ile de bu konuyu görüştü ve temaslarımız devam ediyor. Yani arazideki gelişmeler konusunda da koordinasyonumuzun olduğunu söyleyebilirim. Biraz önce de söyledim, Eğit Donat konusunda mesela yine koordine ettiğimiz konulardan bir tanesi. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz yine saydığım şekliyle devam ediyor. PYD konusuna gelirsek PYD tabii kendi tek taraflı gündemiyle hareket ediyor ve kazanım sağlamaya çalışıyor. Daha önce de söyledik, Türkiye PYD'nin demografik operasyonlarını ve yarattığı fiili durumu kabul etmeyecek. Bu endişelerimiz aslında PYD tarafından da gayet iyi biliniyor. PYD'nin kendisini doğru yerde konumlandırması lazım. Örneğin Tel Aviv'de dönüşler konusunda kimseyi engellememesi ve tüm ayrılanların dönmesini sağlaması ve etnik kimliğe dayalı siyaset gütmemesi gerekir. Tabii son sorunuzda özellikle Suriye'deki
mücadeleye ilişkin olarak söylediniz. DAEŞ bizim için bir terör örgütü. DAEŞ'la bir terör örgütü olarak bizim mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. O konuya ilişkin olarak da Uluslararası Koalisyon'un bir parçasıyız. Yabancı terörist savaşçılara ilişkin olarak Hollanda ile birlikte oluşturulan çalışma grubunun eş başkanlığını yürütüyoruz. DAEŞ'in Türkiye'ye ne gibi problemler yarattığını geçtiğimiz günlerde de gördük. Aynı zamanda DAEŞ'in ortaya çıkmasına sebebiyet veren unsurlardan bir tanesinde, hatta en önemli unsurunda rejimin oradaki mevcudiyeti olduğunu söyledik. Yani Türkiye rejim ortadan kalkmadan terörle mücadelenin tam anlamıyla başarılı olamayacağını da düşünüyor. Bunu da daha önce ifade ettik. Bu çerçevede Türkiye hem Suriye'de bir transformasyonu, Cenevre bildirisi çerçevesinde bir transformasyonu, hem de terör örgütüyle mücadeleyi öncelikle hedefi olarak belirlemiş durumda. Evet, son soru. Buyurun. Konu yeniden Eğit Donat'a getireceğim de, basında Eğit Donat programının hiç mezun vermediği ve programa katılanların tamamının ayrıldığıyla ilgili haberler çıktı. Bunların doğruluğu var mı? Nedir? İkincisi, programa katılanların tamamen ayrıldığı doğru değil. Henüz bir mezun vermediğini tam olarak bilemiyorum ama bildiğim kadarıyla Temmuz ayı içinde galiba programın ilk aşaması tamamlanacak. Bunlar tabii operasyonel konular. Operasyonel konular olduğu için tam teknik olarak benim de detaylarını bilmediğim konular ama halen eğitimin devam ettiğini söyleyebilirim. Herkesin oradan ayrıldığına ilişkin iddiaları da ben ilk defa duyuyorum aslında bunu. Doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, Ebru Hanım. Yine Suriye'deki gelişmelerle ilgili ABD ile bir koordinasyonunuzun olduğunu söylediniz. Bazı yerlerde Rusya ve İran'la da görüşmelerin sıklaştığı söyleniyor. Bu haberler doğru mu ve tam olarak neyi görüşüyoruz Rusya ve İran'la? Şimdi arazideki gelişmelere bağlı olarak tabii temaslarımız, uluslararası camia ile temaslarımız devam ediyor. Biz baştan beri akan kanın durdurulması için her türlü tedbir alacağımızı açık bir şekilde ifade ettik. Hala da bunu söylüyoruz. Mesela Demir Sura'nın en son Cenevre'de yaptığı bir takım temaslar var. Buna biz de katılım sağladık. Biz de temsilci gönderdik. Mayıs ayında yapılandırılmış istişareleri gerçekleştirdi. Cenevre görüşmeleri sonrasında gelişmeleri ortaya koyacak bir rapor hazırlamasını bekliyoruz. BM Genel Sekreterine bu raporu sunacak. Bu uluslararası camianın özellikle Suriye konusunda attığı önemli adımlardan bir tanesi. Biz de bunları destekliyoruz. Bunun dışında tabii ikili bazda bazı ülkelerle ilişkilerimiz oluyor ama en son Ruslarla, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı, aynı zamanda Putin'in Orta Doğu temsilcisi Bogdanov buraya geldi. Ankara'da bazı temaslarda bulundu. Özellikle Suriye'deki transformasyonun, rejimin nasıl değişeceğine ilişkin olarak geniş bir şekilde, detaylı bir şekilde Ruslarla da temas ettik. Bunu söyleyebilirim. Evet. Petek Hanım, biliyorsunuz yani Cenevre müzakerelerinden büyük bir ihtimalle siz de haberdarsınız. Cenevre müzakerelerinde bu unsurlar en detaylı bir şekilde ele alındı. Biz de pozisyonumuzu açık bir şekilde ortaya koyduk. Bizim pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yok. Ama bu da bir gizli bir husus değil. Bazı ülkeler özellikle Suriye konusunda farklı politikalar izliyor. Bizden farklı şekilde düşünüyorlar. Suriye'deki istikrarsızlığın bu şekilde devam etmesi sadece Türkiye için değil, bölgedeki diğer ülkeler için de bir istikrarsızlık, hatta dünya için bir istikrarsızlık kaynağı. Suriye'deki rejimin devam etmesi sonucunda ortaya çıkan terör tehdidini hepimiz görüyoruz. Yani buradaki terör tehdidi sadece bizim için bir sorun değil. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya için de bir sorun. Yabancı terörist savaşçıların nasıl Suriye'ye ulaşmak için hangi yöntemler izlediğini görüyoruz. Bunların daha sonra geri dönme ihtimalleri var. Bütün bunlar tabii uluslararası toplum tarafından yakından takip ediliyor ve görüşülüyor. Yani ben tabii bütün toplantının içeriğini size burada açıklayamam. Ama bu konuda bir
en önemli olan şey Ruslarla bu diyalogumuzun sürüyor olması. En azından karşılıklı olarak kendi görüşlerimizi ifade ediyoruz. İkincisi, tabiatıyla bizim arzu ettiğimiz hususlar var. Bunları da Ruslara söylüyoruz. Özellikle uluslararası koalisyon çerçevesinde de yine bazı sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Ama biraz önce söyledim, ülkelerin farklı farklı pozisyonları var. Biz de kendi pozisyonumuzu en kuvvetli bir şekilde ortaya koyuyoruz. Evet. Buyurun. Tanju Bey, dün akşam Amerikan Büyükelçisi John Bass, PYD konusunda bazı açıklamalarda bulundu ve beklentilerini PYD'ye net bir şekilde ilettiklerini söyledi. Ankara, Amerika'nın özellikle Tel Abyad'ın kontrolünün alınması noktasında PYD'ye verdiği destekten rahatsızdı ve bunu iletmişti. Gelinen noktada Amerika'nın tavrında, PYD konusundaki tavrında bir değişiklik var mı, yoksa hala Ankara'yı rahatsız eden bir tutum var mı acaba? Hala Amerika'nın tavrını aslında Amerikalılara sorsanız belki daha iyi olur. Ben o konuda yorum yapmayayım ama yani bizim hassasiyetimizi PYD hassasiyetlerimizi çok iyi biliyor. Bunlar da zaten kendilerine iletilmiş durumda. Evet, Büşra Hanım, son soru. Tanju Bey, Türkiye'nin tüm ısrarına rağmen Amerika Birleşik Devletleri güvenli bölgeye sıcak bakmadığını açıkladı. Son dışişlerinden yapılan açıklama da bu yönde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bugün yine basına yansıyan açıklamalarda 4,5 milyonluk bir göç dalgasından korkulduğu bahsediliyor. Yani orada 4,5 milyon nüfusun olduğu ve böyle büyük çapta bir göç dalgasından da söz ediliyor. Bu rakamı siz de telaffuz edecek misiniz? Şimdi ikinci sorunuzdan başlayayım. Sahada bazı gelişmelerin olduğu bir gerçek. Özellikle Mare ve Mare'nin Azaz'dan aşağı doğru Halep'e doğru inen düz çizginin batı tarafında aslında nüfus yoğunluğu var. Burada pek çok insan yaşıyor. Özellikle DEAŞ'ın buraya yönelik herhangi bir saldırısı ülkemize yönelik bir göç dalgası tetikleyebilir. Biz aslında bunun farkındayız. Bu çerçevede yani bu bölgede 4-4,5 milyon insan yaşıyor. Bu çerçevede aslında DEAŞ'ın ve rejimin burada engellenmesi ve oradaki nüfus yoğunluğunu kuzeye bizim sınırlarımıza itmemesi bizim açımızdan önemli. Bir tanesi bu. İkincisi, yine sorduğunuz sorular birbiriyle bağlantılı aslında, ilintili. Niye bizim güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge istediğimizi de aslında açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yani biz güvenli bölgeyi aslında eğer ülkemize Türkiye'ye yönelik olarak bir göç dalgası olursa insanlar bu göç dalgası engellensin, güvenli bölgelerde Suriye içinde ikamet edebilsinler diye gündeme getiriyoruz. Bu tehdit büyüdükçe tabii güvenli bölgeye olan ihtiyaç da kendini daha fazla, daha yoğun bir şekilde hissettirecek. Biraz önce size Suriye'den ülkemize gelen kişilerin sayılarını ve Türkiye'ye nasıl bir yük getirdiğini anlattım. Tabii bu yükün daha da artmamasını istiyoruz. İnsanların yerlerinden edilmemesini istiyoruz. Ve insanların, bu Suriyeli mültecilerin diğer ülkelerde olduğu gibi normal hayatlar yaşamasını istiyoruz. Ve bütün bunlar içinde aslında dile getirdiğimiz unsurlardan bir tanesi, özellikle olabilecek göç dalgasına karşı güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge. Amerikalılarla bu konuda görüşmelerimiz aslında sürüyor. Ve bu her konuda olduğu gibi bu konularda da yine görüş alışverişini devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Sağ olun.